Merhaba Magdalena Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba Beyza Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün Magdalena Tilmi ile beraber TOEFL sınavının önemi, TOEFL sınavının hazırlık süreci ve yaklaşmakta olan TOEFL kursu üzerine konuşacağız. Biraz öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Dediğiniz gibi isim Magdaleni ama biraz uzun. O zaman herkes Magda diyor. Yunanım. İngilizce dil bedeviyatı okudum ve son 6-7 sene İngilizce dersleri veriyorum. Yani bu kadar bence. Evet. Aslında şöyle başlamak istiyorum Magdalena Hanım. TOEFL sınavı neden önemli? Yani biz bu sınava neden hazırlanmalıyız? TOEFL sınavı tam nasıl bir sınavı? Tam İngilizce öğrenmek, yani İngilizce bilen göstermek için bir sınavı. TOEFL tam test of English as a foreign language demek. Bir de insanlar nerede kullanabilir? Genel olarak üniversite, yabancı bir üniversite gitmek istiyorsanız bu sınav almanız gerekiyor. Özellikle Amerika'da ya da Avustralya, Kanada, İngiltere'de lazım orada. Ama bazen üniversiteler istemiyorlar TOEFL'ı, başka bir sınav istiyorlar. O zaman bu biraz bakmanız gerekiyor, hangi üniversite ne istiyor. Ayrıca belki başka bir ülke çalışmak istiyor bir insan. O zaman da tekrar İngilizcesi test yapmak gerekiyor. Ve bazen yani sadece yaşamak istiyorsunuz bir başka bir ülkede. O zaman da aynı TOEFL sınavı almanız gerekiyor. Evet, aslında bize birçok kapıyı birden açıyor. Yani tek bir amaç değil, birçok amaç için kullanabiliriz. Aynen. Öğrenciler için, iş için, immigration için, yani sadece bir değil, doğru dediğiniz gibi. Evet. Peki şimdi sizin yakında bir TOEFL kursunuz başlayacak enstitüde. Doğru, Biraz doğru. eğitimin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Eğitimde neler olacak? Katılımcılarımız neler bulacak eğitimde? İlk önce bunu söylemek istiyorum. Yani çok zayıf bir İngilizce konuşuyorsanız ya da hiç İngilizce konuşmuyorsanız bu ders, yani benim verdiğim ders sizin için değil. Yani biraz orta ya da üst level İngilizce konuşmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda enstitümüze başka dersler var tabii ki başlamak için yavaş yavaş. Biz sınav derste, özür dilerim, tam TOEFL için ne lazım bunu bakacağız. Yani speaking yapacağız, reading, listening, her şey tabii ki. Bir de TOEFL'ın özelliği bu. Her şey biraz daha üst İngilizce için. Yani akademik olarak bir ders olacak. O yüzden zor biraz bir ders. Yani gerçekten insanların çalışması gerekiyor. O kadar kolay sadece dinliyorum değil yani. Herkesin evden çalışması gerekiyor tabii ki. Bir de her şey tek tek bakacağız. Yani reading için ne lazım, listening için ne lazım, speaking için ne lazım. Şöyle. Bir de bunu da diyeceğim. İki farklı TOEFL sınavları var. Bir tanesi internet based, yani her şey internet yapıyorsunuz. Diğer ki paper based, yani tam sınav olarak kayıta yazıyorsunuz. Aslında arasında çok bir fark yok ama çoğu üniversiteler sadece internet based test kabul ediyorlar. O zaman tekrar biraz bakmanız gerekiyor hangi üniversite ne istiyor. Evet, zaten söylediniz katılımcı kitlesini ama böyle bir kez daha belirtelim. Yani bu sınava, TOEFL sınavına kimler hazırlanmalı? Kursunuzun katılımcı kitlesi nasıl olmalı? Dediğim gibi başka mesela atıyorum Amerika'da bir üniversite master, yani yüksek bir lisans yapmak istiyor biri. Bakacak üniversitesinin sayfada, internet sayfasında ne lazım? TOEFL mi lazım ya da hiçbir şey yok. Genel olarak TOEFL lazım ama yani öyle şöyle kimse gitmez.
Bu, en önemli bu. Yani Amerika için, Kanada için. Ondan sonra bazen ülkelerde, mesela şimdi hatırlıyorum, Cayman Islands var. Kuzey ve Güney Amerika'nın arasında. Orada çalışmak için bir TOEFL dersi vermen gerekiyor. Bir de tabii ki bir skorun ve üst kazanman gerekiyor. Yoksa kabul etmiyorlar. Yani insanların, ben akademik olarak üst İngilizce konuşabilirim, göstermen gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Peki böyle genel olarak yani TOEFL sınavına hiç hazırlanmamış, daha önce hiç başlamamış, böyle bir yola girmemiş insanlar için ne önerirsiniz? Yani bizi izleyenlerden de olabilir. İşte böyle TOEFL'dan sonra sınavın getirilerini istiyor ama daha önce hiç böyle bir yola girmemiş. Yani nereden başlaması gerekiyor sizce? Nereden başlayabilir? İlk önce başka bir İngilizce sınavı alması gerekiyor. Yani hiç İngilizce konuşmuyorsa biri TOEFL, yani bence bir 4-5 ay önce biraz hazırlama gerekiyor. Çünkü gerçekten bazen insanlar 10 sene İngilizce konuşuyorlar. Ama TOEFL sınavı gerçekten zor bir sınavı. Yani gerçekten çalışman gerekiyor. O zaman atıyorum biri hiç İngilizce konuşmuyor. Başlayacak yavaş yavaş A1'den, A2'den. Bir de bu tabii ki değiştiriyor. Yani bir insan haftada ne kadar çalışıyor, hiç çalışmıyorsa ya da bütün gün çalışıyorsa, ona göre yani hazırlama planı değiştirebilir. Ama dediğim gibi zor bir egzam. Yani kolay kolay değil. Öyle ah tamam gideceğim yarın bir TOEFL sınav alacağım değil maalesef. Evet, yani herkes kendi seviyesine göre bir süre belirleyip oradan başlaması gerekiyor. Tabii. Zaten bir kursta tabii ki her şeyi anlatacağız ama kurs 20 ya da 22 gün olacak, toplam 40-44 saat arasında. Tabii ki her gün olacak. Bunu her gün yardım edeceğim, her gün her şeyi beraber bakacağız. Ama bir insan tek başına da biraz çalışması gerekiyor. Evet, bu arada şöyle bir soru gelmiş katılımcılarımızdan. TOEFL mı, IELTS sınavı mı diye. Bu aslında bize de çok soruluyor. Yani hangisine çalışmalıyım, hangisi daha zor? Bunların farkından ve hangisine çalışmak gerekiyor, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bu aslında tam ne için istiyorsunuz? Çünkü Amerika'da bazen üniversiteler TOEFL sadece kabul ediyorlar. Bazen sadece IELTS kabul ediyorlar. Bazen mesela şimdi sanırım Avrupa'da çalışmak istiyorsan IELTS uygun yapabilirsiniz. İngiltere'de TOEFL istiyorlar. Yani bu çok şeyin özelliği, ülkenin ya da iş yerinin özelliği. Bunu söylemek istiyorum. Türk Hava Yolları biliyorsunuz, pilot olmak için orada kesinlikle IELTS istiyorlar. Bir de IELTS'in yani üst bir skor istiyorlar. O zaman yani tam ne için istiyorsunuz bu sınavı? Ona göre bakacaksınız. IELTS'in, TOEFL'in. Yani belli bir cevap yok. Evet, bu arada katılımcılarımızdan IELTS'le ilgili sorular geliyor. Mutlaka bunun için de ayrıca konuşacağız maddenin anlamına. Tabii Şöyle bir tabii. soru sormak istiyorum. TOEFL sınavı içinde belli beceriler var, sınav aşamaları. Biraz bu sınavın içeriğinden söz edebilir misiniz? Sınav içerisinde neler var? Tabii ki. TOEFL sınavı 4 parts var. Bir reading var, bir speaking, bir listening ve writing. Yani her şey. Okumak, konuşmak, dinlemek ve yazmak. Bir de her şeyi nasıl anlatayım, bir mix oluyor. Mesela speaking sınavında bir şey dinliyorsun ve sonra ona göre bir cevap veriyorsun. Ya da başka bir part var, bir şey okuyorsun, hem bir şey dinliyorsun ve sonra bir cevap veriyorsun. Aynı zamanda listening'de bir şey dinliyorsun tabii ki, sonra bir şey okuyorsun, sonra cevapları veriyorsun. Yani tam bunu bakmak istiyorlar. Nasıl her şey beraber bir anda yapabilirsin? Hem dinlemek, hem okumak, hem konuşmak. Akademik bir levelde.
çoğu cevaplar multiple choice olarak, yani A, B, C, D. Çok az yazmanız gerekiyor. Şöyle, evet. Bir de bütün üniversitelere, üniversite diyorum çünkü çoğuklara üniversite TOEFL istiyorlar. Belli bir nasıl belli bir skorda ve üstünde yazman gerekiyor. Yani en üst 120 sanırım. Yani 30 30 reading'den, 30 speaking'den, 30 listening'den ve 30 writing'den. Ona göre bir skor geliyor. Bazen üniversiteler sadece 70 ve üst kabul ediyorlar. Bazen 80 ve üst, bazen 90 ve üst. O zaman şöyle, evet. Peki bu anlattığınız becerileri geliştirmek için siz zaten kursta bunları anlatıyor olacaksınız. Tabii, Kursunuza tabii. ilave olarak bunları geliştirmek üzere neler yapabilir katılımcılar ya da sınava hazırlanmak isteyenler? En önemli çalışmak. Yani gerçekten şimdi de başlamak. Yabancı kitaplar okuyun, yabancı dizileri izleyin, İngilizce altyazıya, şarkıları dinleyin, konuşmak çalış ama tabii ki bu konuşmak biraz zor çünkü yani Türkiye'de yaşıyoruz. Arkadaşınla İngilizce konuşamazsın, biraz garip geliyor. Ama tek başına ne kadar çalışacaksın o kadar iyi gelecek. Evet, bu arada katılımcılarımızdan bir soru gelmiş. Galiba Türk Hava Yolları için. Sizce IELTS mi TOEFL mı diye soruyor. Doğru hatırlıyorsam birkaç öğrencim vardı. IELTS lazımdı. Bir de özellikle IELTS'in 6.5 ve üst speaking'de kazanmanız gerekiyor. Bu değiştirmedi. Yani doğru hatırlıyorsam hala Türk Hava Yolları için IELTS kazanmanız gerekiyor. Evet, peki böyle ayrı ayrı daha açarak söylesek olur mu? Mesela listening için özellikle şunları yapın vesaire gibi. Tabii. Tabii. Nasıl başlayayım? Reading toplam 50 dakika ya da 70 dakika arasında olacak. 30 ya da 40 sorun olacak. Ve dediğim gibi yani 3 ya da 4 text var. Okuyorsunuz yavaş yavaş ve sonra cevap veriyorsunuz. A, B, C, D. Bu nasıl olabilir? Sadece bir sorun olabilir. Mesela text ne diyor? Bu. Ya da dört kelime var. Bu kelime nereye gidiyor? Bu sırada hangi kelime koymanız gerekiyor? Öyle devam ediyor. Ondan sonra listening var. Geliyor. Listening tekrar uzun diğer testlere göre. Yani 40 dakika 1 saat arasında. Orada da 30 ya da 40 sorunlar var. Ve dediğim gibi listening'de bir şey dinliyorsun, bir şey okuyorsun ve sonra cevap veriyorsun. Yani da mix bir şey var. Orada da multiple choice A, B, C, D ya da E. Sonra Bir bir molla diğerine oluyor. Bir... geçmeden yani bu alanları geliştirmek için sınavdan önce böyle ekstra mutlaka şunları yapmalısınız işte düzenli olarak bunlar olmalı hayatınızda dediğiniz şeyler var mı? Dediğim gibi çalışman yani ne kadar fazla kelime öğreniyorsanız ne kadar kolay okuyabilirsiniz o kadar kolay olacak dersi. O yüzden sürekli çalışma gerekiyor. Sürekli bilmiyorum yabancı bir gazete açabilir biri okumak için ne diyor bu kelime nedir bu kelime nedir. Çünkü gerçekten benim için bile bazen kelimeler bilmiyorum. Ona pratik yapmak gerekiyor. Yani bu kelime bilmiyorum ama diğer kelimelerden anlıyorum bu kelime ne demek. Reading için mesela. Listening tabii ki bir native speaker konuşacak listening'de. Onun için tekrar şarkı dinleyebilirsiniz ya da TEDx Talks var biliyorsunuz belki. Orada sürekli İngilizce konuşuyorlar. Tabii ki bir de altında alt yazı var. Yani dinleyebilir biri. Practice. En önemli bu. Her şey için practice. Ne kadar iyi practice yapıyor biri, o kadar iyi
bir puan kazanabilirim. Evet, sizden katılımcılarımızdan bir soru gelmiş. Yazmak konusunda writing en zor olanı ve bu konuda ne yapmalıyız diye soruyor. Yani bunu nasıl geliştirebiliriz? Sorun duymadım, özür dilerim. Writing en zor olanı, yani yazmak konusunda çok zorlanıyorlarmış ve bu konuda ne yapmalıyız, nasıl geliştirmeliyiz diye soruyorlar. Writing'in zor, ilk önce bir insan için writing çok zor olabilir, başka bir insanın writing çok zor olmayabilir. Benim için de genel olarak writing en zor, ama bu bana göre. Ne yapabilir? Tekrar alacak biri internetten ya da başka kitaplardan ve bakacak hangi kelimeler güzel, hangi kelimeler her türlü kullanabilirim, pardon. Ve tabii ki biz derste bakacağız, yani ben anlatacağım, öğreteceğim. Nasıl yazacaksınız, ne yazmanız gerekiyor, bir kelime gelmiyorsa aklında nasıl başka bir kelime kullanabilirsin. Yani o kadar zor değil, yavaş yavaş pratik ediyorsan olacak en son. Bir de tabii ki dersimizde ben ödev vereceğim, yani birinci gün söyleyeceğim, yarın için bunu hazırlaman gerekiyor. Sonra tabii ki her şeyi kontrol edeceğim, söyleyeceğim, notları vereceğim. Bunu nasıl, bunu nasıl ve bunu nasıl. Evet. Rabia Hanım sormuş. Merhaba. Bir ülkede yaşamadan o dili ana dilimiz gibi konuşabilir miyiz diye soruyor. İngilizce mi konuşayım yani? Hayır. Yani örneğin yurt dışında yaşamadan, yani herhangi bir ülkede, İspanya'da yaşamadan tamam, İspanyolcayı ana dilim gibi konuşabilir miyim diye soruyor. Yani bu, düşüneyim biraz, birkaç zaman sonra, yani birkaç senelerde sonra tabii ki konuşabilirsiniz, ama bir anda, bir iki üç ay içinde olmuyor. Tabii ki beni de görüyorsunuz, 4 sene burada tom, yani ana dilim gibi konuşamıyorum. Biraz konuşuyorum tabii ki, ama biraz yani garip bir şekilde. Bu sadece yani pratik yapmak gerekiyor. Ama tabii ki oluyor sonuçta. İstiyorsanız. Evet. B2 seviyesi İngilizcesi olan, İngilizce'de B2 seviyede olan biri için kursunuz yeterli olacak mıdır diye soruyorlar. Olabilir, evet, ama çok daha fazla çalışmanın gerekiyor. Yani biri B2 varsa, bir de C2 bir insan varsa, tabii ki B2 insanın çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Ama oluyor sanırım. Gerçekten istiyorsa, bunu yapmak istiyorsa, evet, olabilir. Evet, yine hiç bilmeyenler için soracağım buradan da. Sınav tarihleri, sınavın nasıl yapıldığıyla alakalı da böyle kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Sınav için öğrenci tek başına başvuru yapıyor internette. ETS.org öyle bir web sitesi var. Doğru hatırlıyorsam biraz pahalı bir sınav, yani $160 sanırım. Bir de bu zamanda yapmıyordum. Koronavirüsün dolayı sınavlar olmuyordu doğru hatırlıyorsam. Bir saniye bakıyorum, belki daha doğru bir bilgi verebilirim, özür dilerim. Ne diyecektim? Unuttum, başka bir şey diyecektim. Sınav tarihini ve nasıl başvuru yaptığını anlatıyordunuz. Aha, evet. Başvuru dediğim gibi internetten ve sınav tarihi her hafta oluyor. Yani belki sınavları gibi değil, sadece senede ilk defa. Hem TOEFL hem IELTS. Her hafta oluyor, yani bayağı şansınız var. Bir de istediğin kadar defa bir ders alabilirsiniz. Sadece mesela bugün alıyorsunuz dersi, bugün ayının 23'ü, 12 gün geçmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar sınavı alabilirsiniz. Evet, aslında bu çok büyük bir kolaylık, yani insanın kendini hazır hissetmesiyle alakalı. Tabii ki, ama dediğim gibi gerçekten pahalı bir sınavı. Yani $160 neredeyse 1000 lira yapıyor. Her 12 gün 1000 lira veremiyorsun. Sanırım o yüzden, yani bir iki defa oluyorsa, çünkü belki bazen insanlar çok iyi hazırladı, gitti sınav günü, her şeyi unutuyor, yani öyle şeylerde tabii ki evet, oluyor. Ama
güzel olan benim için yani internetten yapıyorsun. Yani bilgisayardan yapıyorsun. Çünkü bazen insanlar çok stres oluyor işte. Kitap var, kalem var, ne yazabilirim, nasıl yazabilirim? Her şeyi bilgisayardan. Ama dediğim gibi diğer opsiyon da var. Yani paper olarak. O zaman bir bilgisayarı çok iyi kullanmıyorsa daha iyi paper based sınavı almak. Yani direkt kayıtta. Ama %97 üniversitelerden sadece internet based kabul ediyorlar. Sadece %3 paper olarak kabul ediyorlar. O zaman tekrar biraz bakmanız gerekiyor. Hangi sınav internetin paper mi almanız gerekiyor? Evet. Sizin kurslarınızda IELTS sınavı gibi deneme sınavı olacak mı diye sormuşlar. Olacak tabii ki. Zaten çok deneme sınav yani ben vereceğim yani sizin onu dönmeyeceğim bunu yaptım bunu yaptım vereceğim bu bence her gün değil ama belki bir gün reading için vereceğim ödevler sınav gibi bir diğer gün writing için yani bu çok olacak. O zaman vaktiniz olmanız gerekiyor. Evet, aslında kısa bir süre gibi görünse de oldukça uygulamalı bir eğitiminiz olacak. Kurs içerisinde. Evet, yani evet 20-22 gün arasında yani bir öğrencinin her gün çalışması gerekiyor. Aynen. Sorularınıza baktım. Bu arada maddenin adını sorularınıza iletebilirsiniz TOEFL sınavı hakkında. Hepsini tek tek sormaya çalışıyorum. Tamam. Bir sorun buluyorum Burcu. Hocamız nereli acaba? Yunanlıyım. Yunanistan'dan, Selanik'ten. Evet. Magdalena Hanım, kursunuzun ne zaman başlayacağı hakkında biraz bilgilendirelim mi izleyenlerimize? Tabii ki. Ne zaman başlayacak? 6 Temmuz'da. Çünkü IELTS testi yapacağım. İkisi de 6 Temmuz'da başlayacak. Saatleri tam emin değilim. Bir de özür dilerim. İnternetim şu an çok kötü. Belki sesim Şu an kötü geliyor. Instagram üzerinden alabiliyorum sesinizi net bir şekilde. Süper. Okey. Evet. 6 Temmuz'da başlayacak. 20-22 gün yani bütün Temmuz bir ders olacak. Hafta sonundan hariç tabii ki. Hafta içi çalışacağız. Her gün 2 saat. IELTS testi aynı zamanda 6 Temmuz'dan olacak. Bu da her gün 2 saat. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben de Eklemek teşekkür istediğiniz ederim. başka bir şey var mı? Şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Siz belki başka bir şey sormak istiyorsunuz. Evet, çok pardon, son bir sorumuz gelmiş. IELTS'te kelime ezberlemek için galiba 504 veya 1100 yeterli mi diye soruyor. Evet yani sen 500 bile değil yani 300 kelimeyle yazmanız gerekiyor. 100 1100 o kadar değil. Bu üniversiteye girerken 1000 kelime yazmanız olacak. Ama sınav için 300-400 arasında olacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Bu teşekkür arada ederim. söylediğiniz gibi kursunuzun katılımcı kitlesi olarak belli bir seviyede olması gerekiyor. En başta söylediniz siz de. Enstitüde alt seviyeden A1, A seviye, B veya C seviye, hatta Evet, sıfırdan doğru. İngilizce olmak üzere birçok katılabileceğiniz İngilizce derslerimiz mevcut. Eğer TOEFL sınavına hazırlanmak istiyorum ama yeterli seviyede İngilizce bilmiyorum derseniz bu eğitimlere bakabilirsiniz. TOEFL sınavı da IELTS'e dahil YouTube'da videonun altında mutlaka linkleri paylaşıyor olacağım. Bugün maddenine... Benim seni Buyurun. yok yok tamam yok tamam. Lütfen. Yok şey diyecektim YouTube'da internetin komple gitmiş sanırım. Özür dilerim. Ama Instagram'dan tamam. Peki, şimdi kontrol edeceğim. Evet, bugün maddenin tümüyle beraber TOEFL sınavı, TOEFL sınavının önemi, nasıl hazırlanmak gerektiği, TOEFL kursu başlamak üzere TOEFL kursuna neler olacak, içeriği neler, bunları konuştuk. Bir sonraki yayınımızda IELTS sınavı üzerine yapacağız. Çok teşekkür ederim katılımınız için.
Ben de teşekkür çok teşekkür ederim. ederim Çok sorularınıza, teşekkürler. ilginiz için. Hoşça kalın. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.